İlk kez 2017'de Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümeti döneminde askeri motivasyonunu yükseltmek olarak gerçekleştirilen bir kararla resmi gazetede yayınlanmamak kaydıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tahsisinden hazine arizesine dönüştürülen, 2018'de de dörtlü hükümet döneminde ise özel bir şirkete kiralanması için Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne yetki verilerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan subay ve assubayların oluşturduğu Güven Yapı Limited'e kiralanıp 105 dupleks konutlu, restoranlı, havuzlu bir site yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığında iki kişinin PCR test sonucunun pozitif çıktığı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın birinci derecede temaslı konumunda olduğu öğrenildi. Avrupa Birliği Kıbrıslı Türklere 40 bin doz AstraZeneca aşısı gönderdi. Bugün teslim alınan aşılarla birlikte Avrupa Birliği'nden toplam 158.850 doz aşı gelmiş oldu. Kıptek üretimden kaynaklanan sorun nedeniyle dönüşümlü olarak 15 ila 19 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.